Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vahda ve salat ve selam ala mala nabiye bade. İmam Birgivi Hazretleri, Avamili Birgivi kitabında kim ki irabı bilmek isterse ki irabı bilen nahvi bilir. Şu üç kategoride anlatacağım yüz şeyi bilmesi gerekir demişti. Peki üç kategori neydi arkadaşlar? Birincisi amiller, etki edenler grubu. 60 tane. Biz bunları kendi arasında 3'e ayırıyoruz arkadaşlar. Kendi arasında 3'e ayırıyoruz. Birincisi amili, lafzi, semailer 49 tane. 5 nevi, 5 kategori, 5 grup, 49 fert. İkincisi amili, lafzi, kıyasiler. Bu da ikinci kategori. Bunlar da 9 tane arkadaşlar. Üçüncü kategori ise amili maneviler. Yani manevi amiller. Bunlar da iki tane. Toplam 60 tane. 30 tanesi mamul. Amilin yani etkedenin üzerinde e, etkedenin etkilendiği şey. Peki onlar kaç tane? 30 tane. 10 tane de irap. Amil etkeden, eden, mamul etkilenen. irap da amilin mamul üzerinde yani etkileyenin etkileyenin etkilenen üzerindeki neyi etkisi o da 10 taneydi. Peki mamulleri biz kaç ayırdık temelde? Asli mamuller, teba'i mamuller. Bunlara ne diyorduk arkadaşlar? Mamulun bil asale, mamulun bit teba'iye. Bunlar 25 taneydi. 9 tanesi merfuat, mamulü merfu. 13 tanesi mansubat, mamulü mansub. 3 tanesi mecrurat, mamulü mecrur. 2 tanesi. Bir tanesi de mamülü meczum ve bunların tamamı 25 tane yapıyordu. 4 nevi 25 fert arkadaşlar. Merfuat 9, mansubat 13, mecrurat 2, meczumat 1. Bir de amilin etkisi doğrudan kendini etkilemiyor da o mamule uyarak o mamulün irabını giyenlerde 5 gruptu. Sıfat, atıf, tekit, bedel, atfı beyan. Peki biz neredeyiz şimdi? Mansubattan 13 tane de mefulü mutlak ve mefulü bihi işledik. Mefulün fihte kaldık. Peki mefulün mutlak, mefulün bih, mefulün fih, mefulün leh, mefulün ma'a. Bunlara ne diyorduk arkadaşlar beşine birden? Evet bunların ismi ney? Evet. Beş mefuller. Peki. Şimdi mef'ulun fihten devam ediyoruz arkadaşlar. Ve su üçüncüsü neyin mansubatın üçüncüsü el mef'ulu fih mef'ulun fihtir. Peki bu mef'ulun fih nedir arkadaşlar? Onun üzerinde biraz konuşalım. Fiilin işlendiği yer ve zamana delalet eden mef'uldür. Tekrar ediyorum. Bunları not alabilirsiniz. Fiilin işlendiği yer ve zamana delalet eden mef'uldür. Yani nesnedir. Mef'ulün fihlere zarf da denilir arkadaşlar. Zarf. Ne denilirmiş? Zarf. Arkadaşlar bunların başında fi gelirse fi sen mecrur olur, mahallen mansup olur. Ama fi gelmezse mef'ulün fihin başında fi gelmezse yani fi hasvedilirse o zaman lafzen de mensup olur. Tamam mı? Peki. Nahvu sum şehra ramadane terkibindeki mahalli şahidimiz. Yani delilimiz hangisi mef'ulün fihe? Nahvu sum şehra ramadane terkibindeki ne gibi arkadaşlar? Ha, şehra gibi. Dolayısıyla fi gelmediği için ne yaptı? lafsen mansup oldu. Peki başında fi gelseydi Mesela fi yevmil hamisi diyoruz mesela perşembe günü. O zaman lafzen mecrur mahallen mansup olacaktı. Tamam mı? Buraya dikkat. Ama ne zaman hasvedilir, ne zaman hasvedilmez o buranın konusu değil, o isarın konusu. Peki. Şimdi. Sum oruç tut. Sâme sumudan sum. Ecref fiil arkadaşlar. Kâle yekûlü kul. Kâme yekûmu qum gibi. Ecvefi vavi. Sâme yesûmu sum. Faili tahtından müstetir. Ente. Şehra mef'ûlün fi Tabi fi hasredilmiş. Lafzen mansup. Aynı zamanda mudaf. Ramadane muzafun ileyh. Peki. Muzafun ileyhler daima mecrurdu. Mecrurda celalamet arardık. E, kesre kesra değil miydi? Neden ni olmadı? Ramadane oldu arkadaşlar. Neden? Çünkü sonu anla bitenler. Değil mi? Osman efendim Ramazan bunlar gayrimusarıftır. Gayrimusarıfların cer alameti nedir? Yani haleti cerde cer halinde ne alır? Tamam Elif. Evet arkadaşlar. Elif girer girmez mikrofonunu kapatın. Girebilirsin Elif. <laughs> evet Elife bir mesaj yazın arkadaşlar girebilirsiniz diye. Girdim Elif. Yok. Elife bir mesaj yazar mısınız şuradan? Ha girdi. Ah da kapattık. <laughs> Peki. İşte mef'ulün fih dediğimiz bu. Peki burada zaman mı bildirdi, mekan mı bildirdi arkadaşlar? Ramazan ayında oruç tut. Zaman mı bildirdi, mekan mı? Zaman. Peki bir tane de mekana örnek verelim. Bir tane de zaman. Ha, bu zamandı. Biz mekana örnek vereceğiz değil mi? Evet. Mesela şöyle desek. Vekafe Zeydun emamel medreseti ve kafe Zeydun emamel medreseti Zeyt okulun önünde durdu. Buradaki emame nedir arkadaşlar? Emame nedir burada? Mef'ulun fihtir değil mi? Ama zaman mı bildirir, mekan mı? mekan. Bu kadar. Yani zaman veya mekan bildiren mef'ullere biz ne diyormuşuz arkadaşlar? İster başında fi olsun, ister olmasın mef'ulün fi diyoruz. Bu kadar. Ve rabi'u dördüncüsü, mef'ullerin dördüncüsü el mef'ulü leh'dir, Mef'ulü leh. Peki bu nedir? Bu da sebep bildiren, illet bildiren mef'uldür arkadaşlar. Sebep bildiren, illet bildiren mef'uldür. Ne demek sebep bildiren, illet bildiren meful? Fiilin işlenme sebebine delalet eden mefuldür arkadaşlar. Tamam mı? Peki bazen li'li -li gelir, bazen li olmadan gelir. Li gelirse lafzen mecrur mahalle mansup olur. Ama li olmadan gelirse değerli arkadaşlar, o zaman lafzen de mansup gelir. Mesela o YDT sorularında da çözmüştük mesela. Yuharibu Junuduna fi haricil biladi difa'an anil vatani demişti. Hatırladınız mı? Difa'an. Burada li difa'in anil vatani de diyebilirdi. Bu örneği yazabilirsiniz. Peki. Buradaki örneğimize bakalım. Nahvu i'mel taleben limerdatillahi teala terkibindeki ne gibi arkadaşlar? Ne gibi? Burada delilimiz ney? Mahalli şahidimiz ney burada? Mef'ulun lehe delilimiz ney? Ha bu arada Mef'ulun leh eşittir. Mef'ulun li eclih. Mef'ulun min eclih. Hepsi aynı arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burada Mef'ulun leh Talebendir. Taleben. Tamam mı? Taleben. Oradaki li ila manasındadır. İ'mel. Çalış. Amel et. Faili tahtından müşredir, Ente. Ne için? Taleben. Talep etmek için. istemek için. Neyi? Li merdatillahi <laughs> teala. Allah'ın rızasını. Buradaki li Allah'ın rızasını manasında. Dolayısıyla burada li harfi ceri hasfedilmiş taleben olarak gelmiş. Yani buradaki konumuz taleben. Tamam mı? Evet. <laughs> Mesela İltahaktu bi kulliyetil ilahiyati ilahiyat fakültesine kaydoldum. Ne için? Li uallime li uallime eşşeriatel islamiyete İslami ilimleri öğrenmek için ilahiyat fakültesine ne yaptım? Kaydolduğum. Orada lili gelmiş. Peki. Devam ediyoruz. Vel hamisu. Beşincisi el mef'ulü ah. Arkadaşlar mef'ulü ma'ahtır. Fiilin işlenmesinde fail ile beraberlik ifade eden ve vavı ma'iyye diyoruz biz ona. Ondan sonra zikredilen mef'uldür. Yani bu çok yaygın bir şey değildir aslında. Ama görüyoruz tabi. Bu vavı ma'iyye dediğimiz şey atıf harfinden farklı tabii ki. Atıf harfi değil bu. Peki. Nahvu yefna el malu ve tebqa ve amelek. Terkibindeki ne gibi arkadaşlar? Yefna el malu ve tebqa amelek. Malın yok olur ve sen amelinle kalırsın. Amelinle baş başa kalırsın. Terkibindeki ne gibi? Mef'ul diyoruz. Tebqa olmaz. Ha, amelle. Amelle. O kısmı işte. Tamam mı? Amele. İşte bu vavı meayyemiz. Vavı meayyemiz. Tamam mı? Buradaki mef'ulün me'ahımız da amele. Aynı zamanda muzaaf ke muzaafun ley. Zaten isme bitişen mutlatsız zamirler neydi arkadaşlar? Daima muzaafun ley. Mahallen mecrur. Peki. Buna başka bir örnek daha verelim. Mesela ekel Ekeltü. El. Cübne. Vel kubze. Veya tam tersi. Fark etmez. Yani peynirle beraber ekmek yedim. Tamam mı? Peynirle birlikte ekmek yedim. Ekeltü el kubze vel cübne diyebiliriz. Zaten dediğim gibi bin sayfa kitap okusak ya bir tane gelir ya gelmez. Peki burada yefne fiil arkadaşlar. Yefne fiil el malu fail. Ve tebqa bu da fiil faili tahtına müştedir, ente. Malın yok olur. Fene feniye yefne. Evet feniye yefne dördüncü maptan yok olur. Ve tebqa beqiye yebqa tebqa ente çekimi. Sen kalırsın ve ameleke. Amelinle baş başa kalırsın. Peki. Ve sadisu. Beş mefulleri bitirdik. Beşincisi ne? El halu haldir arkadaşlar. Halin Türkçe'de karşılığı nedir? Halin Türkçe'de karşılığı nedir arkadaşlar? Durum zarfı değil mi? Durum zarfı. Halin Türkçe'de karşılığı durum zarfıdır. Bu haller failin ya da mef'ulün halini bildiren nekra isimlerdir. Tekrar ediyorum. Haller failin ya da mef'ulün durumunu bildiren nekra isimdir. Peki bunlar umumiyetle, ekseriyetle müştak isim olur. Ne demek arkadaşlar müştak isim? Türeyen isim. Mesela temizler de camit olacak. Türemeyen isim olacak. Tamam mı? Müştak türeyen isim, camit donuk isim, türemeyen isim. Peki. Bir de arkadaşlar hali açıklanana. Hani dedi ya fail ya da mef'ulün halini bildiren nekra isimdir. Peki fail ya da mef'ule ne deniyor? Zil hal deniyor arkadaşlar. Ne deniyormuş? Zil hal. Ne demek? Hal sahibi. Yani neyin durumunu açıklıyorsa o açıkladığı şeye zil hal diyoruz. Peki bu bunlar bu zil cümlede ya fail ya da meful olur değil mi? Evet. Bu kadar yeterli bence. Şimdi örneğimize bakalım. A'budullâhe teâlâ diyebiliriz şuraya. Khâifen râciyen. Khâifen râciyen. Ha, bu arada arkadaşlar haller marifeden sonra gelir. Haller marifeden sonra gelir. Tamam. Arkadaşlar sizde sıkıntı var mı? Kevser Aktaş Hocam yazmış. Sizde sıkıntı var mı? Seste vesaire. O zaman oranın internetiyle alakalı. Tamam. Tamam. Evet. Ne diyorduk arkadaşlar? marifeler haller marifeden sonra geliyor değil mi? Haller marifeden sonra geliyor. Peki. E'budullâhe e'budu faili tahtına müstetir ene ene mef'ulümüz lafzatullah peki burada burada Allah Teala'ya ibadet ederim diyor değil mi? Allah Teala'ya ibadet ederim, kulluk ederim. Nasıl olduğum halde? Haifen, korkan olduğum halde, raciyen, ümit edici olduğum halde. Hani daha önce bahsetmiştik. Müslüman, havf ve reca arasında olacaktı değil mi? Korku ve ümit arasında olacak. Havf ve reca arasında olacak. Ne tam havf ne tam reca. Tam havf olursa her şeyi Allah'tan korktuğu için yapar. Yani cehennemden korkup korktuğu için yapar. Ama reca için olursa bu sefer de cennete gitmek için olur. Dolayısıyla esas kulluk ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana kulluk etsin diye yarattım ayeti kelimesine muhalif olur. Tam korkuda değil tam ümitte değil. Havf ve reca arasında Olmalıdır dedik. Peki, burada halimiz hangisi arkadaşlar? İki tane halimiz var. Birincisi haifen, ikincisi raciyen. Peki arkadaşlar, hallerimiz müştak demiştik. Müştak mı haif, raciyen ya da ne kelime? Ne kelime arkadaşlar? Haifen, raciyen ne kelime? Ha, ikisi de ismi fail değil mi? Khaifen neyin ismi faili? Khafe yekhafunun. Evet, raciyen neyin ismi faili? Raca yercunun. Raca yercunun. Tamam mı? Ha bu khafenin aslı da aslında kavife. Dördüncü baptan yani bu aslı. Peki, manamızı verdik mi? Allah Teala'ya korkarak ve umarak ne yap? kulluk ederim. Allah Teala'ya korkarak ve umarak kulluk ederim. Ha bunu bazı nusalarda u'bud demiş arkadaşlar. U'bud emir olarak almış. Sizde nasıl bilmiyorum. E'budu da olur, u'bud da olur. Tamam mı? Fiili muzari alırsak Allah Teala'ya da korkarak ve umarak kulluk ederim. U'bud alırsak, emir alırsak Allah Teala korkarak ve umarak kulluk et olur. Peki. Ve sabi'u. Yedincisi nedir? Et temyizu temizdir. Bunları zaten hep daha önce görmüştük arkadaşlar. Amillerde görmüştük. İsmi, müpemi, tamları açıklayan kelimeye ne diyorduk arkadaşlar biz? İsmi, müpemi, tamları açıklayan kelimeye temiz diyorduk değil mi? Yani gerisindeki kelimenin kapalılığını gideren isim oluyor. Evet. Gerisindeki kelimenin kapalılığını gideren. Oradaki örneğimiz neydi? Et teravihu. Teravih aşrune. Yirmidir. Evet. Aşrune orada ismi müfemi tamdı değil mi? Yani ne yönünden yirmi? Vakaten dediğimiz zaman o onun temiz oluyordu. Burada da aynı mantık arkadaşlar. Nahvu sabel alimu ibadeten terkibindeki ne gibi? İbadeten gibi. Buradaki temizimiz ibadeten. Sabe bu. tayben. Tayyip ismi de buradan geliyor arkadaşlar. Alim hoştur, güzeldir. Evet. E burada bir kaparlık var mı? Alim hoştur, güzeldir güzel oldu. Ha, hangi yönden? İbadeten, ibadeten, ibadet yönünden, ibadet bakımından, kulluk bakımından alim güzel oldu. Hoş oldu ya da hoştur. Evet. Burada ismi müfemi tamımız hangisi arkadaşlar? Ne ile güzeldir? Güzel. İsmi müfemi tamımız ne burada? Evet, el alimu. Onu açıklayan kelimeye de temiz diyoruz. Peki. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ve seminu sekizincisi. Mamulu mansubun sekizincisi. El müstesna müstesnadır. Bunu da daha önce görmüştük. Nahvu yedhulul cennete en illa illel kafira terkibindeki ne gibi? El kafira gibi. Yedhulu girer. Girecek. Girecek. El cennete mef'ul en fail. Cennete girecek. İlla ancak giremeyecek kim? El kafira kafir. İnsanlar cennete girecek kafir müstesna. Ya da kafir hariç insanlar cennete girecek. Peki arkadaşlar şuranın hepsi istisna uslu bu. Enna suya biz ne diyoruz? Müstesna mir diyoruz. Kendisinden istisna edilen. İllaya ne diyoruz? İstisna edatı. Peki el kafira buna ne diyoruz değerli arkadaşlar? Müstesna veya istisna diyoruz. Peki, istisna edilen eğer bunun yani istisna ya da müstesna, müstesna minhin içindeyse, ne diyorduk ona? Arkadaşlar istisnayı muttasıl diyorduk değil mi? İstisnayı muttasıl. Eğer istisna ya da müstesna, müstesna minhin den bir parça değilse, o topluluğa ait değilse istisnayı munkatı diyorduk. Peki, burada hangisi sizce? Evet, munkatı'a. Evet burada muttasıl. Çünkü kafir de o insanların içerisinde. Evet. Burada muttasıl mı diyeceğiz? Çünkü cennete giren insanlar içinde değil aslında. Evet. Burayı bir dursun. Burayı bir düşüneyim arkadaşlar. Tamam mı? Buraya bir bakalım. Buraya munkatı mı diyeceğiz, muttasıl mı diyeceğiz? Buraya bir bakalım, tamam mı? Evet. Şu notumuzda var mı acaba? Şuraya bakalım bir. Evet. Müstesna, müstesna minhe dahildir. Yani aynı kategorideki varlıklardır demiş notumuzda. Dolayısıyla arkadaşlar muttasıl diyeceğiz. Muttasıl. Evet. Peki. Devam ediyoruz. Bâbi kâne. Kâne kâne ve tasi'u. E Dokuzuncusu. Haberu babi kane. Kane babının haberi. Kane ve ehavatının haberi. Nahvu. Kane el melâiketu. İbadallahi teala. Terkibindeki ne gibi arkadaşlar? Buradaki konumuz ne? Mansubat. O zaman mahalle şahidimiz neyi burada? Delilimiz hangisi? ibade çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Bunun şu kısmı da kanel meleiketu kısmı da neye örnek olur? Ne örnek olur arkadaşlar? Merfuata örnek olur değil mi? O da merfuata örnek olur. Şimdi kânenin her zaman idi manası vermiyoruz. Bazen dir dir manası veriyoruz arkadaşlar. Melekler melekler Allah Teala'nın kulları demiyoruz. O zaman kullarıydı dersek bir zaman ona ibadet ediyorlardı kullarıydı. Şimdi değil manası çıkabilir. O zaman geniş zaman manası vereceğiz. Nasıl lafzatullah da Allahu alimen hakimen Allah alimdi hakimdi demedik. Alimdir hakimdir dediysek aynı şey bura içinde geçerli. Tamam mı? Geniş zaman yani. Kânel melâiketu Kânel'in ismi ibade haberi. Aynı zamanda muzaaf. lafsatullah muzaafun leyh. Bu Teala da lafzatullahın sıfatı. Melekler Allah Teala Hazretlerinin neydir arkadaşlar? Kullarıdır. Vel aşiru onuncusu. İsmu babi inne. Haberu babi inne merfuatın konusuyken ismu babi inne Neyin konusu arkadaşlar? Mansubatın. Çünkü inne ve havatı ismini nasb haberini raf ederdi. Hatta orada verilen örnekle buradaki örnek çok benziyor. Orada verilen örnek neydi arkadaşlar? İnnel ba'se hakkun. Muhakkak ki öldükten sonra dirilme haktır. Burada da ona benzer bir örnek. İnnes su'ale hakkun. Tabi orada innel ba'se hakkun derken haberi babi neyi inceliyorduk ya hakkuna dikkat kesildik. Burada nereye dikkat kesileceğiz arkadaşlar? Buradaki mahalli şahidimiz neresi? Evet. Teşekkürler Ayşenur. Suale. Evet. Buradaki tabi sualden kasıt nedir arkadaşlar? Sualden kasıt. Kabirdeki sual. Evet. Kabirdeki sual. Bazıları kabul etmiyor ya hani. Evet. Bunlar zaten asırlar öncesinden böyle akaid kitaplarına da girmiş. Bu arada buraya kadar dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Tüm örnekler hep akaidle, ibadetle, ahlakla alakalı. Her ilmi halde üç tane konu vardır. İtikat, inanç dediğimiz, ibadet, ve ahlak. Dolayısıyla buraya kadar İmam Bilgi Hazretleri'nin verdiği örnekler neyle alakalı arkadaşlar? Sanki bir ilmi hal kitabı okuyormuşuz gibi değil mi? Hep itikatla, ibadetle ve ahlakla alakalı neyler? Örnekler. Dolayısıyla sadece bize gramer öğretmekle kalmıyor. Aynı zamanda da bize bu çok güzel örnekleri veriyor. Yani bir taşla iki kuş mu dersiniz artık? Üç kuş mu, beş kuş mu, on kuş mu bilmiyorum. Evet. Peki. Ha bu arada Kane ve kardeşleri, inne ve kardeşlerini karıştırıyorsanız arkadaşlar iki tane spot cümle yazabilirsiniz. Kane Allahu alimen inna Allah alimun. Kane Allahu alimen kane Allahu alimen inna alimun. Tamam. Bu iki örnek spot cümle olarak çantamıza koyalım. Peki. Vel Hadi aşara. On birincisi. İsmu la li nef'il cinsi. Cinsini nef'eden la'nın ismi. Cinsini nef'eden la'nın haberi merfuattandı. Arkadaşlar. Çünkü cinsini nef'eden la'nın ameli nasıldı? İsmini nasp, haberini ref ederdi. Dolayısıyla haberi merfuatın konusuyken ismi mansubatın konusu. Nahru. La ta'ate mugtabin makbuletun, terkibindeki ne gibi arkadaşlar? Buradaki mahalli şahidimiz, delilimiz inceleyeceğimiz yer neresi acaba? Evet. Bu söylediğim örnekleri de e, aklınızda tutabilirsiniz komutanım. Taate. Çok güzel. Çok güzel. Peki manasına bakalım. La ta'ate. Arkadaşlar cinsini nef eden la'nın ismi. Tabi aynı zamanda muzaf. Muzaf. muzaafun lehi muğtabin muğtab ne demek arkadaşlar? Muğtab gıybet eden demek. Gıybet eden. Gıybet edenin taati yani kulluğu, itaati değildir. Ne değildir arkadaşlar? Magbuletun. Yani tukbelu. Yani tukbelu. İsmi mefhul hani meçhul muzari yerine geçiyordu ya. Ne değilmiş arkadaşlar? Tukbelu. Magbuletun. Makbul değildir. Yani kabul edilmez. Gıybet edenin taati, itati Allah tarafından kabul edilmez. Ne demek? Reddedilir yani. Burada la ta'ate Efendim cinsini nef la'nın ismi. Haberi neresi peki? Haberi de makbuletun. Bu, bu örneği aynen şeye yazabiliriz. Şeyin ikinci örneği olarak yazabiliriz. Haberu la li nefil cinsi. Tamam mı arkadaşlar? Yani orada işlerken bu örnekleri vermedim size kafanız karışmasın diye. Ama oradaki örnek bura için geçerli. Buradaki oraya için geçerli. Tamam mı? Tamam mı arkadaşlar? Demek istediğim anlaşıldı mı burada? Yani örnekleri çoğaltabilirsiniz. Ama tabii hangi konuyu işlersek oraya ne yapıyoruz? Oraya dikkat kesiliyoruz. Diğerlerine pek kulak asmıyoruz. Peki efendim. 12.si. Ve saniye aşara. 12.si. Khaberu ma vela el muşebbeheteyni bileyse. Leyse'ye benzeyen ma ve la'nın haberi. Leyse nasıl amel ederdi? Kâne gibi. İsmini raf, haberini nasip ederdi. Bu ma ve la da leyse'ye benzediği için bunlar da ismini raf, haberini nasip edecek. Peki biz mansubat işlediğimiz için burada bizim konumuz leyse'ye benzeyen ma ve la'nın haberi mi? ismi mi? Haberi. Peki leyse'ye benzeyen ma ve la'nın Arkadaşlar ismi neyin konusu olur? İsmi. Merfuatın konusu olur. Dolayısıyla buradaki örneği oraya, oradaki örneği buraya ikinci örnek olarak yazabilirsiniz. Artık kitaptan mı takip ediyorsunuz, nottan mı bilmiyorum. Kitaptan takip ediyorsanız kitaba, nottan takip ediyorsanız nota. Kitapta yer yoksa böyle küçük kağıtlara, yapışkanlı kağıtlara veya normal kağıtlara yazın, arasına koyun. Evet bir saniye arkadaşlar. Peki şimdi örneğimize bakalım. Mel gıybetu halalen ve la nemimetun caizeten. Terkibindeki neler gibi arkadaşlar? Niye terkibindeki neler gibi dedim? Ne demedim? Çünkü iki tane. Bir manın haberi var, bir haberi var. Nedir burada? Tamam. Birincisi halalen. Halalen caizeten değil mi? Evet. Çok güzel. Peki. Burada gıybetü. Ma'nın ismi halalen haberi. Gıybet değildir. Leysel gıybetü takdirindedir. Bunun leyseye benzeyen ma ve la olduğunu nereden anlayacağız? Yerine leyse getireceğiz. Leysel gıybetü. Gıybet değildir. Ne değildir? Halalen. Halal değildir. Helal değildir. Ve la nemimetun. Ma ma'nâ nemimetun. Nemime ne demek ki? Nemime. Onu yapan nemmeam deniyor değil mi? Nemmam. Evet hadis-i şerif de var. Laf taşıma. Evet laf taşıyan. Arkadan çekiştiren. Dedikodu yapan. Hepsi olur mu? Olur. Peki. Yine bakalım biz de. Nemimetün. Evet. Baktınız mı? Gıybet helal değildir. Evet. Nemi metün. İftira, dedikodu, gıybet, çekiştiricilik, ispiyon, ispiyonculuk, efendim gammazlık, kara, karalama, evet. Peki. İki yüzlülük hepsi olur. Burada dikkat edeceğimiz halalen ve caizeten Aynen bu örnekleri arkadaşlar merfuata yazabilir miyiz? Merfuata yazabilir miyiz? Mamülü merfulara. Onun kaçıncı örneğiydi? Leysi'ye benzeyen mavela. Sekizinci örneğiydi. Hatta orada ne demişti? Met tekebburu la iqan lil alimi ve la hasedun halalen demişti değil mi? Yazabiliriz. Peki yazdığımız zaman neleri dikkat alacağız bu sefer? Hangi kelimeleri dikkat alacağız? Evet, teşekkürler Hilal. Hangi kelimeleri dikkat alacağız? Evet. Gıybetu ve hangi kelimeyi? Nemimetun kelimesini arkadaşlar baz alacağız. Ve salise aşara. On üçüncüsü. El fi'lül mudari'u. fiil muzari'dir. Nasıl fiil-i muzari? Ellezi. En an. Dehalehu. Girdiği ihten nevasibi. Nevasib nasb eden edatlar. Nasb eden edatların birinin dahil olduğu fiili muzaridir. Nasb eden edatların edatlardan birinin dahil olduğu girdiği başına geldiği fiili muzaridir. Nahbu uhibbu en yugfara zunubi terkibindeki ne gibi arkadaşlar? Ne gibi? Uhibbu en yugfara zunubi terkibindeki ne gibi? Yugfera gibi. Peki, tuğfera da olur. Zunubi onun faili ya. Şey, naibi faili ya. Ona uymuş. Tuğfera daha güzel. Evet. Ama fark etmez. Peki, uhibbu ne demek arkadaşlar uhibbu? İstiyorum. İstiyorum, seviyorum, diliyorum. En yugferah bağışlanmasını bu meçhul fiil olduğu için naibi faili gelecek. Zunubi günahlarımın bağışlanmasını istiyorum, diliyorum. Buradaki mesele ne? En bu yugferuyu ne yapmış arkadaşlar? nasip etmiş. Buradaki meselemiz işte bu. Zaten nasip eden edatlar kaç taneydi? Amillerde görmüştük. En, len, key, den. Burada hangisi? En. Peki bu örneği nereye yazabiliriz arkadaşlar? Amili, lafzi, semailerin kaçıncı nevisine yazabiliriz bunu? Kaçıncı nevisiydi? En, len, key, iden. Dördüncü nevisiydi değil mi? Oraya örnek olarak yazabiliriz. Peki oraya örnek olarak yazdığımızda bu sefer nereye dikkat kesileceğiz? Ene. Burada mamulleri incelediğimiz için neye dikkat kesildik arkadaşlar? Burada efendim yugferaya dikkat kesildik. Mahalli şahit diyoruz buna. Mahalli şahit ne demek? Yani hangi konuya örnek veriyorsak bizim dikkat noktamız orası. Peki. Burada 13 tane gördük arkadaşlar. Bunların hepsi isimdi değil mi? Tek fiil olan hangisi burada? Tek fiil olan hangisi? Çünkü mansupluk hem isimlere hem fiillere hastı değil mi? Merfuluk da öyle. Ama bundan sonra gelen mecrurluk sadece isimlere has. Fiiller asla ve kella mecrur olmaz. Ondan sonraki meczumluk da fiillere has. İsimler asla ve kella meczum olmaz. Ama buraya kadar işlediğimiz mamulü merfu ve mamülü mansup isimler ve fiillerde ortak, müşterek. Peki arkadaşlar, fiiller ne zaman merfu olur? Fiiller ne zaman merfu olur? El cevap. Nevasıptan ve cevazımdan hali olduğu zaman. Başına nas ve cezm edatları birleşmediği zaman, bitişmediği zaman merfu olur. Peki fiiller ne zaman mansup olur? Başına nasp eden edatlardan biri bitiştiği zaman mansup olur. Peki fiiller ne zaman meczum olur arkadaşlar? Başına cezmeden edatlardan biri bitiştiği zaman efendim meczum yani cezmedilmiş olurlar. Fiiller bu kadar. Evet fiiller bu kadar. Peki gerisi ne? Gerisi de hep isimlerle alakalı arkadaşlar. Hep neyle alakalıymış? İsimlerle alakalıymış. Peki. Şimdi burayı da işleyelim mi? İşleyelim hadi bakalım. Ve emmel mecruru. Şuraya geldik arkadaşlar. Burayı bitirdik. Burayı bitirdik. Şimdi nereye geldik? Yine aslıyı. Bak yine başın altındayız. Mamülü mecrurlara geldik. Mamülü mecrur. Zaten mecrur olma neye hastı arkadaşlar? Mecrur olma neye hastı? İsimlere hastı. Demek ki burada mamullerimiz ne olacak? İsim olacak. Buradaki mamullerimiz isim olacak. Arkadaşlar isimler iki şekilde mecbur olur. Hatta üç şekilde ama onu buraya almamış. İki şekilde. Bir, başına harfi cer gelir. İki, muzafın leyh olur. Tekrar ediyorum. İsimler iki şekilde mecrur olur. Bir, başına harfi cer gelir. İki, muzafun leh olur. Yani şöyle diyebiliriz. Bir, başına harfi cer gelir. iki başına muzaf gelir. Bir başka deyişle. Harfi cerden dolayı mecrur olur. İzafetten dolayı mecrur olur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tekrar ediyorum. Başına harfi cer gelir. Efendim, mecrur olur. Harfi cerle olur. Veya başına muzaf gelir. izafetle muzafun ileh olur. Şimdi bakalım. El evvelu. Birincisi el mecruru mecrur kelimedir bi harfil cerri. Cer harfiyle. Bunu zaten nerede görmüştük? Amili semai lafsinin birinci nevisinde görmüştük. Kaç taneydi? 20 taneydi değil mi arkadaşlar? Nahvu iamel bi ihlasin terkibindeki ne gibi iamel bi ihlasin. Eamel çalış, amel et. Kim? Faili tahtına müstedir ente. Ne ile? Bi ihlasin. İhlasla, samimiyetle amel et. Peki. Peki, peki. Burada ihlasin. Peki ihlasin. Bunu cer eden amil hangisi arkadaşlar? Cer eden amil hangisi? Bi Dolayısıyla bu bir harfi cerini götürüp efendim amentü billahi hani ilk örneğimiz oydu ya amentü billahi ona örnek olarak verebilir miyiz? Verebiliriz. Dolayısıyla ilk başta bize şey geliyor değil mi? İmam Birgivi Hazretleri hep ne yapmış? Tutmuş. Her örneğe bir tane vermiş gibi oluyor. Ama ilerledikçe kitabımız aslında örneklerimiz daha da çeşitli olduğunu görüyoruz. Çünkü hep birbirleri yerine kullanılabiliyor. Ama biz hangi babda o örneği istiyorsak orasına dikkat ediyoruz. Ama bu demek değil ki o başka bir kuralın örneği olmaz demek değil arkadaşlar. Peki. Ve sani mamulü mecrurun ikincisi el mecruru bil idafeti. Harficerle mecrur olmak, izafetle mecrur olmak. Gördünüz mü? Nahvu zembul abdi yusevvidu kalbehu terkibindeki ne gibi arkadaşlar ne gibi çok güzel abdi gibi zembu müfteda. aynı zamanda muzaf abdi muzafun ley neyle mecbur olmuş arkadaşlar izafetle onu abdi yapan amil nedir onu abdi yapan amil nedir zembu. Biz ona ne diyorduk? İsmi muzaaf diyorduk değil mi? Amili kıyasiden hatırladınız mı? İsmi muzaaf. Amili kıyasiden ismi muzaaf diyoruz ona. Neden kıyasi amil? Çünkü tüm muzaaflar istisnasız, Bila istisna ne yapar? Cer eder. Cer eden amildi. Şuradaki arkadaşlar, şuradaki bakınız. İsmi muzaaf. Muzaaf isim. Orada da ne diyordu? İbadetullahü teala mi diyordu? Ne diyordu arkadaşlar orada? Evet, ibadetullahü teala hayrun. Allah Teala'ya ibadet etmek hayırdır diyordu. Peki. Oraya bakalım. Bakalım oraya. Şimdi manayı verelim. Zembul abdi kulun günahı yusevvidu. Mükteda haberimiz nasıl gelmiş arkadaşlar? Haberimiz nasıl gelmiş? Fiil cümlesi olarak gelmiş. Tamam mı? Yani mahallen merfu. Yusevvidu fiil. Failimiz tahtında müstetir. Huve zembe dönüyor. Kalbe mef'ul. Aynı zamanda muzaf. Hu muzafun leh mahallen mecrur. Evet şimdi sorumuz neydi? Kalbehu'da izafet terkibi yok mu? Var. Evet. Burada da var. Çok güzel hilal. Hatta birincisi açık ismin, açık isimde böyle lafzen geliyor irabı. Zamir olduğu zaman mahallen oluyor arkadaşlar. Çünkü zamirler mebnidir. Çok güzel hilal. Evet. Mahallen mecbur olmuş. Aynen öyle. Zaten biz ne diyorduk her zaman? İsme bitişen muttasıl zamirler daima muzafun ileyhtir, mahallen mecrurdur. Fiile bitişenler daima mef'uldür, mahallen mansuptur. İsme bitişenler ise daima muzafun ileyhtir, mahallen mecrurdur. Tamam mı? Ne gibi arkadaşlar? Kita buhu gibi veya nasarahu gibi. Nasarahu oradaki mef'ul mahallen mansup. Nasarahu'daki fiile bitişmiş. Efendim, kitabuhu'daki Oradaki de isme bitişmiş. Ne olmuş? Muzafın leh mahallen mecrur olmuş. Peki. Hocam üçüncüsü var dediniz. Üçüncüsü nedir? Arkadaşlar üçüncüsü de tebaiyet yoluyla olursa. Neyle? Tebaiyet yoluyla olursa. Ne demek hocam tebaiyet yolu? Mesela zembul abdi dedi ya arkadaşlar zembul abdi buraya bir atıf yaparsak. Zembul abdi. Kulun günahı ve nasi dersek. Tamam mı? Mesela kul ve nasi. insanın günahı. İkisi de aynı ama sonuçta örnek olsun diye söyledim. Veya buna bir sıfat getirirsek sıfat getirirsek mesela zembul abdil acizi. Aciz kulun günahı. Aciz kulun günahı diyebiliriz. Dolayısıyla bunlar da üçüncüsü neymiş? İzafet yoluyla mecrur olur. Demek ki mecrur olmanın üç yolu var arkadaşlar. Ya harfi cerden sonra gelecek, ya muzaftan sonra gelecek, ya da harfi cerden sonra gelen kelimeye ya da izafetten sonra gelen muzafun ileyhe tabi olacak. Peki hocam neler tabi olur? El cevap. Sıfatlar tabi olur. Matuflar tabi olur mübdeller yani bedeller tabi olur. Bir de tekitler yani müekkitler. Tekit müekkit aynı. Bunlar tabi olur. Bunları nerede göreceğiz? Bunları da a burada göreceğiz işte arkadaşlar. Nerede? A burada göreceğiz. Tamam. Peki. Şurayı da o zaman madem öyle geldik burayı da bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde mağmurun bir tebaiye geçelim. Ve emmel meczumu. Meczuma gelince. Meczumluk isimlerde mi var, fiillerde mi? İsimlere has mı, fiillere has mı? El cevap, fiillere has. Peki, mamulü merfu kaç taneydi arkadaşlar? Mamulün bil asale, amirin etkisine doğrudan e, maruz kalanlar 25 taneydi. Mamulü merfu kaç taneydi burada? 9. Mamulü mansup? 13. Güzel. Mamülü mecrur? Ha, 2 ama biz 3 diyebiliriz. Güzel. 2 diyelim 2. O 3'ü zaten tebaiye de göreceğiz. Evet, çok güzel. Mamülü mecrur kaç tane? Bir tanecik. Bir tane arkadaşlar. Evet. Fevahidun. O da birdir. Emma fe kalıbı. Mamülü meczuma gelince ise vahidun. O bir tanedir ve huve o da nedir? El fi'lül mudari'u fiil muzari'dir. Ellezi en an dehalehu giren ihtel cevazimi cezmeden edatların birinin dahil olduğu fiil muzari'dir arkadaşlar. Nahbu in tuhlis yuqbel ameluk terkibindeki neler gibi neden neler dedim? Çünkü in arkadaşlar İki fiil-i cezmeden edat değil mi? Birincisine şart, ikincisine cevap veya ceza diyorduk. Yani burada şey de getirebilirdi değerli arkadaşlar. Lem, lemma da getirebilirdi. Tamam mı? İn tuhlis eğer samimi olursan yukbel kabul edilir. Ameluke amelin kabul edilir. Yukbel ne demek arkadaşlar? Yukbel'in isim karşılığı ne? İsim karşılığı ne onun? Makbuletün değil mi? Makbuletün. Peki amelu in iki fiili muzari cezmeden edatlardan amillerden tuhlis şart cümlemiz yukbel cevap cümlemiz arkadaşlar şu amelükenin bir irabını bana yapabilir misiniz? Amelükenin irabını bir alayım. Evet, yukbelun karşılığı makbulün. Amelüke hepsi beraber mi naibi fail? Hepsi beraber mi? Amelü. Ha. Amelü naibi fail aynı zamanda muzaaf ke muzafun leh mahallen mecrur mahallen mecrur mahallen mecrur Bu arada ileride göreceğiz arkadaşlar. İrab'da mahalli olan cümleler var. İrab'da mahalli olmayan cümleler var. Bu ceza cümlesinin zaten İrab'da mahalli yoktur. Ben size sadece anladınız mı diye sordum yani. Onları ta ilerlerde göreceğiz. İrab'da mahalli olan cümleler, mahalli olmayan cümleler. Peki. Burada bizim için bu kadar yeterli. Peki ne kaldı arkadaşlar? 60 tane amilimizi bitirdik. 3 kısımdı bak. Amili lafsi semai 49 tane. Amili lafsi kıyasi 9 tane. Amili manevi 2 tane. Peki. 60 tane. 30 tane mamulümüzden 25 tanesini gördük asli olanları. Kaç etti? 60 25 daha 85. O zaman kitabımızın yüzde %85'ini bitirdik. Neler kaldı arkadaşlar geriye? Sadece mamulün bir teba'iyyesi. Doğrudan amil buna tesir etmiyor da bu amilin tesir ettiği şeye tabi oluyor. Amilin tesir ettiği şeye uyduğu için mamul oluyor. Mamulün irabını giyiyor diyelim. Bunlar beş tane, bir de 10 tane irabımız var. 15 tane kitabımızın %85'ini bitirdik. Arkadaşlar buraya kadar işlediğimiz yerde yerlerde anlaşılmayan bir yer var mı? Anlaşılmayan bir yer var mı? Yoksa hocam iyi ki bu kitabı okumuşuz. Böyle Nahiv'in haritası, şeması zihnimizde iyice somutlaştı, belirginleşti mi diyorsunuz? Elhamdülillah arkadaşlar. Zaten kitabın hep tekrar ede ede gidiyoruz. Hep geriyi toparlayarak gidiyoruz fark ettiyseniz. Yine kitabımızı bitirince yukarıdan aşağı bir özet yapacağız. Ve daha da iyi ne yapacak? Oturacak. Ama e, şu anda aklıma gelmişken söyleyeyim. Bu kitapların iyice beynimize, zihnimize nakşetmesini, yerleşmesini istiyorsak kesinlikle ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bunları bir başkasına okutmamız lazım. Hocam, bu kitaplar nasıl aklımda kalır en iyi şekilde? El cevap okutarak, başkalarına okutarak. Tamam mı arkadaşlar? Nasıl okutacağınızı öğrendiniz. Elinize alacaksınız mefhumları, bu notları azar azar böyle araştır araştıra başkalarına okutacaksınız. Çünkü her zaman ne diyoruz? En iyi öğrenme metodu nedir? Öğretmektir arkadaşlar. Kesinlikle bu kitapları, klasik kitaplar için söylüyorum. Tabi diğerlerinde de önemli ama klasik kitaplar için daha eczem. Mesela buraya kadar öğrendiklerimizden artık sizde birer emsile bina avamil hocası olmanız lazım. Öğrenmek istiyorsan öğret eyvallah. Artık sizde bir emsile bina avamil hocası olmanız lazım. Tabii ki yanlışımız olacak eksiğimiz olacak ama çalışıp mütala ettikçe hazırlandıkça kesinlikle arkadaşlar bunları bir başkasına öğretin tamam mı? Hiç çekinmeyin, kendinize güvenin. Çünkü emin olun, bu kitapları okumayana göre siz hocasınız. Nasıl Kur'an-ı Kerim'i bilmeyene göre, Kur'an-ı Kerim'i bilen biri epey bir hoca değil mi? E, Arapçayı bilmeyen birine göre Arapçayı bilen biri epey hoca gibi. Mesela e, bu bakış açısında, bu kitapları okumayana göre siz hocasınız. Hoca olduğunuz için hiç çekinmeye gerek yok. Bunlara bile çalışıp, mütalaa edip okutacaksınız inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.